Ruh insanı, Allah'a intisabın izzetini kendisine bahşedilmiş en büyük şeref sayar. Başka şeref aramayınız. Alnınızdaki secde izi, Allah'a intisabınızın emaresi ve sizin için payı olarak yeter artar. Şu bel kıran haliniz var ya, boyun büken tavrınız var ya, yüz yere süren haliniz var ya, işte bunun da, bu mevzuda sizinle kimse boy ölçüşemez. Siz öyle bir şerefe mazhapsınız ki, bunun ötesinde isteyeceğiniz her şey onun çok altında kalır. Allah sizi İslam'la aziz kılmıştır. Allah sizi imanla aziz kılmıştır. Allah aziz olabileceğiniz yolları ve hedefleri size göstermiştir. Ruh insanı Allah'ta bulduğuna, Allah'tan elde ettiğine kanaat eder. İzzet olarak bu bana yeter der. Başka izzetlere, başka şereflere dilbeste olmaz. Gönül bağlamaz, onları takip etmez. Seleflerimiz bu idi. Allah izzetiyle kanaat etmiş ve bütünüyle bağlanmış. Azizsek o noktada aziziz. O noktada aziz değilsek bize aziz nazarıyla bakılamaz. Allah'a intisabın bize kazandırdığı izzetin ötesinde başkalarından alacağımız bir izzet, bir şeref, bir paye yoktur. Kulluk bize yeter. Bizim Peygamberimiz Allah Celle Celaluhu, Nebim Resulüm demeden evvel kulluğuyla anlatmış, kulluğuyla ele almış. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Şehadet ederim ki Hazreti Muhammed evvela Allah'ın kuludur. Bu şeref ona yeter. Kulum, benim kulumu, kapı kulum, sadık bendem, sözünde duran, vade vefalım, benim vade vefalım, aşıkım, bendem. Kulluk payesi bize yeter. Koca Ömer radıyallahu teâlâ Mescid-i Aksa'nın anahtarlarını almaya gidiyor. Bir devesi bile yoktur Koca Ömer'in. Hizmetçisiyle beraber Beytülmal'den emanet bir deve alırlar, Mescid-i Aksa'ya giderken. Bir o biner, bir de o biner. Aşağı inen halife de olsa devenin zimamından tutar. Üstüne binen de yeder onu. Ve böylece ta Ürdün nehrine kadar gelirler. Ecnat orada toplanmış, halife-i ruh-i zemin, müminlerin emiri, Allah Resulü'nün veziri, emirül müminin, Ömer İbn-i Hattab'ı istikbal ediyorlar. İşlerinden dua ederler. Keşke Ürdün nehrine geldiğinde, devenin zimamından tutup, yedme köleye sıra gelse, Ömer devenin üstüne binse, tevafuk Allah yapacak ya, tam nehrin kenarına gelince, Ömer'in deveden inme sırası gelir, kölenin dinme sırası gelir. Ve koca halife paçalarını sıvar, devenin zimamından tutar, geçer öbür tarafa. Yalvarır, yakarırlar bir urba diye. Şöyle derler, böyle derler. Onlar kendi aralarında konuşa dursunlar. Papaz anahtarları eline alır, koşa koşa gelir. Kasem ediyorum ki, kitaplarımızda anahtarları alacak zatın vasıfları bu zatta vardır. Gelirken münavebeten deveye binecekler. Buraya geldiğinde bir tarafta oturacak, yamalarını orada yeniden elden geçirecek. Ve üzerinde şu kadar yama olacak. Bunu bir kere daha naklederken, estağfurullah demiştim. Onun şeref izleri, şeref emarelerdir. Yama değil Hazreti Ömer üzerinde, şeref izleri, şeref emareleri. Bu tablonun bir yanı bakın, diğer yanı şudur. Onların bu mevzuda kendisine aman aziz görünelim tekliflerine karşı büyük Ömer nedir? Nahnu kavmun a'azzanallahu bil-islam ve len nebteğiyel izze bi-gayrihim. Biz bir cemaatiz ki Allah bizi Müslümanlıkla aziz kıldı. Gayri başka şeyle ben izzet aramam. Allah bana yeter. Aziz-ü cebbar olan Allah'ın kulu olman bana yeter. Sen nesin? Ben Allah'ın kuluyum. Ben Allah'ın kuluyum. Şeref ve paye adına kendimi tanıtmak için söyleyeceğim sözlerin en büyüğünü söylüyorum. Ben Allah'ın kuluyum. Elhamdülillah ben Allah'ın kuluyum. Ruh insanı. Ruh insanı Allah'a intisap etmekle, Allah'ın kulu olmakla çok ciddi bir şeref duymalı,
ve bunun ötesinde başka şereflere bel bağlamamalı, eğilmemeli, rükû etmemeli, serfuru etmemeli. Günümüzün derbeder nesillerinin pek çoğu, Allah'a dilbesti olamadıklarından, bel bağlayamadıklarından, Allah'a intisabın izzetine doyamadıklarından dolayı tatmin edilememiş, doyamamışlardır. Doyamadıklarından dolayı makamın kulları vardır, mansıbın kulları vardır, şehvetin kulları vardır, kaprislerin kulları vardır, yemenin içmenin kulları vardır ve bütün hayatları bu dar daire içinde, dar çerçeve içinde cereyan edip durmaktadır. Bütün bu kulluklardan kurtulmanın tek yolu sadece ve sadece Allah'a kul olmada kurtulman. Var mısınız böyle yiğitçe? Varsa yüreğiniz gelin benim tekrar ettiğim şeyleri tekrar edin. Vallahi billahi tallahi eğer gıybet edersek, eğer oturup kalktığımız yerde hizmet mülazasının dışında mülazalara girersek, eğer bizi alakadar etmeyen şeylerle meşgul olursak ve yine ordu bozanlık olursa hizmet mülazasının dışında, bu milleti devletler muvazenesindeki yerine getirme mevzuunda, mülazaların ve düşüncelerin dışında değişik şeyleri konuşacaksınız, konuşacaksanız şayet, 3 ay oruç tutmak bize vacip olsun, var mısınız, yüreğiniz varsa, ellerimizi kaldıralım, yemin edelim, bu millet devletler muvazenesinde yerini alacağı, Amerika seviyesine geleceği, söz kendisinde biteceği, sikkeyi onun batacağı, surayı onun keseceği güne kadar çok basit, cismaniyet kaynaklı, nefsaniyet besteli, mülazalara girmeyecek ve bunları mırıldanmayacağız. Evet, yemin ediyoruz demeye var mısınız? Yürekli insan istiyoruz. Bu işin dışında her şeye kapanmış yürekli insan. Milletin milli onurunu, gururunu kurtaracağına kadar, başkalarının elinde oyuncak olmadan kurtulacağı ana kadar, dünyada söz sahibi olacağı ana kadar, Allah'ın bizi ihsan ettiği bu fırsatları rantab şekilde değerlendirmeye çalışacak. Bunun dışında da bütün başka şeylere karşı kapıları kapatacak ve Suzi gibi dedim, bana kapıyı aralamaz mısın dedi beyhude yorulma kapılar sürmelidir diyecek. Kapıları arkadan sürmeleyecek, bizi alakadar etmeyen meselelere karşı ilel ebed kapanacağız. Allah seyyiatımızı af buyurarak hizmet-i imaniye ve Kur'aniye'de bizi rantabl olmaya muvaffak eylesin.